En Kayserili özelliğiniz nedir? Abla çok iyi pazarlık yaparım. Pazarlık yaptım mı bırakmam. Çirkef olmam galiba. Yani parayı severim sürekli işte. Orada bir sorun olduğu zaman direkt müdahalemi yaparım. Böyle asla hakkımı savundurtmam, böyle azalttırmam. Sürekli hakkımı kendimi savundurmaya çalışırım ve neyse benim dediğim neyse odur, doğru odur. Ticaret, herkes zaten Kayseri'nin bu ticaret özelliğini biliyor. Hani para alışverişinde üstüme yoktur, net söyleyeyim. Vallahi aldığımın üstüne kesin satarım yani, zarar etmem genelde. Alırken 5 satarken 10 mu? Gibisinden, doğrudur. Memlekette tekim, aksini iddia eden varsa çıksın karşıma. Bir de çok güzel mantı yaparım. 10 elimde 10 marifet var, o şekilde ya. Pazarlıkçı olmamız abla, her şeyde bir pazarlık yaparız. Yani ticari zekam, biraz da paraya tutumlu olmamız, konuşma stilim falan gibi özelliklerim yani. Kayseri'de nasıl diyeyim sana, ne yapıyorsun gibi kelimeler kullanılır. Yani Kayseri insanı biraz daha cana yakın. Dıştan bakıldığı zaman dolandırıcı gibi gözüküyorlar ama öyle bir özellik yok. Bizim ticari zekamızdan dolayı, indirim yapma kapasitemiz olduğu için öyle gözüküyor. Pazarlık. Mesela dükkanlara gittiğimizde pazarlık yapmadan olmuyor. Öğrenci indirimi falan. Öyle. Sonra yemek konusunda mesela mantı. Güzel Kayseri mantısı. Ama en Kayseri özelliğim pazarlık. En Kayserili özelliğim çok iyi pazarlık atarım ya. Yani 100 liralık malı 5 liraya alabilirim. Bunu da iddia ederim yani. Peki 5 liralık malı 100 liraya satabilir misin? Hı. Satamam. Satar mıyım? Abla satarım, satarmışım abla. Gezmek ve yüzmek. Sucuk ve pastırmayı çok severim. Evet. Öncelikle başta ayık olmamız, yani çok nasıl söyleyeyim, ticaret olarak zaten bizim Kayseri'de tek şeyimiz, ne derler, Kayserililer olarak tek amacımız, tek olayımız zaten ticari zekamız. Zaten bu Kayseri'de de fark ettiyseniz ticaret yapmayan hiçbir yeri yok. Şuradan birini çevirelim isterseniz hemen. Ticaret adamla uçuyor, adamda dehşet bir kafa var yani, öyle böyle de yani. O yüzden bizim de en büyük özelliğimiz burada ayık olmamızdır, ticari zekamız olmamızdır. Farklı şehirden gelen adam burada yaşayamaz. Konuşmam. Mesela K'leri G olarak söylemem. Peki sizin? Damak tadı sadece, başka bir şey yok. Alırken 5, satarken 10. Teşekkür ederiz. Peki sizin? Kayserili gibi canı yakanım. Peki sizin? 50-50'yiz, biz Kayserili'yiz. Kayserili gibi konuşmak. Peki sizin? Ticari zekam hapa. Ablacığım, şimdi bizim ticari zekamız çok kuvvetlidir. Öncelikle onu söylemek isterim. 81'in en uyanık ili Kayseri'dir. Bu kadar basit. Mesela önceki şivemiz çok ön planda. Ben Kayserilik değilim. Ama Kayseriliyim. Özellikle ne örüyorsun? Şimdi şuradan biri gelsin, ne örüyorsunuz derse ilk olarak. Ama bizim orada öyle olmaz. Dekat dekudu bırağın bırağın, öyle dönerler burada. Arkadaşım da kırmanı çözecekler. Öyle yani. Kayseri'nin insanı çok sıcakkanlıdır. Mesela şu an olduğu gibi. Yani bir kişi geldik buraya, 30 kişi olduk birden. Mesela şimdi çıkınca arkadaşlara çok samimi olacağız, öyle. Okeydi saç çalmak. Peki sizin? Damak zevkim güzeldir yani. Kayserilerde bu çok iyi görülen bir şey. Bir de pazarlığı çok iyi atarım. Bu yani. En Kayserili özelliğim konuşmam. Şivem olabilir. Bir de pastırmayı, sucuğu çok seviyorum. Doğma büyüme buradayım. Ama aslen Sivaslıyım. Ama güzel bir şey. Kayseri de güzel, büyük şehir. Şunu söyleyeyim ilk olarak. Zannetmesinler ki dışarıdakiler, pastırma sucuğu biz bedava veya ucuza yiyoruz. Ki aynı şekilde yiyoruz. 81 yıl nasıl yiyorsa biz de o şekildeyiz yani. Kayserili pazarlık atar, nasıl atar? 50'yi 100'e katlar. Sonra düşürmeye çalışır. Düşürdüğünü zanneder. Ya da kandırdığını zanneder. Ki ben dışarılara gittiğim zaman en büyük sıkıntıyı burada yaşıyorum. Pazarlık konusunda. Kayserileri kimse sevmiyor. Bu pazarlık yüzünden.